Uyku sırasında bilinçsiz olduğunuza aldanmayın. Beyniniz çalışmaya devam ediyor. Siz uyurken her biri kendine özgü beyin dalgalarına sahip birçok döngü gerçekleşiyor. Ve bu uyanıkken normal işlevlerinizi sürdürebilmeniz açısından çok önemli. Normal bir gece uykusu her biri yaklaşık 90 dakikalık döngüler halinde tekrarlayan 4 ana evreden oluşuyor. İlk üç evre yavaş göz hareketleri veya non-REM uykusu yani REM olmayan başlığı altında toplanıyor. Bu evreleri şöyle kısaltıyoruz. N1, N2, N3. N1 uykuyla uyanıklık arasındaki evre. Bu evrede beyniniz teta dalgaları üretmeye başlıyor. Bu sırada hipnogolojik halüsinasyon adı verilen garip bir deneyim yaşayabilirsiniz komik bir isim değil mi? Hipnogolojik halüsinasyon. <laughs> Örneğin, gerçekte var olmayan şeyler görebilir veya duyabilirsiniz. Mesela bir ışık parlaması görebilirsiniz. Yanınızda insanların olduğunu zannedebilirsiniz. Veya veya birinin size seslendiğini duyabilirsiniz. Kapı veya telefon çalıyormuş gibi gelebilir. Falan filan. Ha, ya da uyumadan hemen önceye kadar tekrar eden bir şey yaptıysanız, hipnogolojik evrede o şey tekrar ortaya çıkabilir. Örneğin tüm gününüzü bir teknede geçirdiyseniz, uykuya dalarken karada olmanıza rağmen hala denizdeymişsiniz hissine kapılabilirsiniz. Ha, bir de tetris etkisi denen bir durum var uyumadan hemen önceye kadar uzun süre tetris oynadıysanız, gözünüzün önünde aynı yöne hareket eden tetris kutucukları belirebilir. Bu evrede yaşanan bir diğer yaygın etki de düşme hissi. Ve bu düşme hissi hipnik sıçrama adı verilen şeyi tetikliyor. Hipnik sıçrama, bazı geceler uykuya dalarken yaşadığımız ani kas seyirmelerine verilen ad. Yani bu N1 uykunun ilk ve en hafif evresi. Gelelim N2'ye. Bu uykunun biraz daha derin bir evresi. N1 evresindeki bir insanı uyandırmak çok kolayken, N2 evresindeki birini uyandırmak daha zordur. Bu evrede teta dalgaları artış gösteriyor. Ayrıca uyku iyicikleri ve K komplekslerinde de bir artış gözlemleniyor buradaki hızlı ritmik beyin faaliyetine uyku iyiceği deniyor. Uyku evrelerinin amaçlarına ve bu beyin dalgalarının uyku evreleri üzerindeki işlevine dair bilmediğimiz o kadar çok şey var ki. Ama bazı araştırmacılara göre uyku iyicikleri bir takım bilişsel süreç veya algıları engelleyerek rahat bir uyku uyumamızı sağlıyor. Mesela Beynin bazı bölgelerinde meydana gelen uyku iyicikleri, insanların gürültüye rağmen uyuyabilme yetisiyle ilişkilendiriliyor. K kompleksi ise yine buna benziyor ama aslında farklı bir tür beyin faaliyeti. Kortikal uyanmayı bastırarak bizi uykuda tutmaya yaradığı düşünülüyor. Ayrıca uykuya dayalı hafıza pekiştirme sürecinde de rol oynadığı sanılıyor. Bu teoriye göre kısa süreli hafızanın uzun süreli hafızaya dönüşmesi uykuda gerçekleşiyor. İlginç olan şu. K kompleksleri doğal olarak ortaya çıkabildiği gibi yapay olarak da tetiklenebiliyor. Mesela uykusunun bu evresinde olan birine hafifçe dokunup elinizi derisi üzerinde hareket ettirirseniz bir K kompleks faaliyeti tetiklemiş olursunuz. Beyin bu dokunuşun tehditkar olmadığına kanaat getirir ve bu uyartının işlemesini durdurur. Böylece kişi uyumaya devam edebilir. N2'den sonra non-REM evrelerinin sonuncusu yani N3 başlıyor. N3'ün bir diğer adı da yavaş dalga uykusu. Çünkü tahmin edebileceğiniz gibi bu evredeki beyin dalgaları yavaş. Bunlara delta dalgaları deniyor. Frekansları 0,5 ile 2 Hz arasında değişiyor. Yani bu beyin dalgaları saniyede yarım ila iki salınım yapıyor. N3 uykusuna girdiğinizde dış dünyayla tüm alakanız kesiliyor. Top patlasa ı, -ı uyanmıyorsunuz. Eğer uykunuzda konuşuyor veya yürüyorsanız işte bunlar hep bu evrede gerçekleşiyor. Evet, son olarak REM uykusundan bahsedeceğiz. REM İngilizce hızlı göz hareketlerinin kısaltması. Yani Rapid Eye Movement. Bu evreye bu ismin verilmiş olmasının nedeni ise şu. Bu evrede gözleriniz göz kapaklarınız ardında hızla hareket ediyor. Ayrıca diğer kaslarınızın büyük çoğunluğu da felç oluyor. Bu felç aslında iyi bir şey. Çünkü rüyalarınızın büyük kısmını REM uykusunda görüyorsunuz. Eğer felç olmasalardı, kaslarınız rüyanızda karşılaştığınız durumlara göre tepkiler verebilirdi. Bu da ne sizin için ne de çevrenizdekiler için hiç güvenli olmazdı. Ha tabi bu gördüğünüz rüyaya da bağlı. REM uykusuna bazen paradoksal uyku dendiği de olur. Çünkü beyniniz çok aktif ve uyanık, fakat vücudunuzun hiçbir şey yapmasına izin vermiyor. Çılgın bir şey yani. Normal ve bölünmemiş bir gece uykusunda bu döngü 4 veya 5 kez tekrarlanıyor ve her döngünün tamamlanması yaklaşık olarak 90 dakika sürüyor. Fakat evreler sırayla yani 1 2 3 diye gitmiyor. Bir döngü içindeki sıralama genelde şöyle oluyor. N1'den N2'ye, oradan N3'e, sonra tekrar N2'ye, oradan da REM uykusuna geçiliyor. Sonra tekrar N1'e dönülüyor ve döngü yeniden başlıyor. Evrelerin süresi kısmen yaşınıza, kısmen de ne zamandır uyuduğunuza bağlı. Genelde ilk birkaç saatin çoğu yavaş dalga uykusuyla yani N3 ile geçiyor. Uyanmaya yaklaştıkça REM uykusu ağır basıyor. O yüzden rüyalarınızı hatırlamak istiyorsanız saatinizi her zamankinden biraz önceye kurun. Mesela 15 dakika önceye. Böylece REM uykunuzun ortasında uyanırsınız ve rüyanızı hatırlama ihtimaliniz artar. Biliyorsunuz her akşam veya gece hemen hemen aynı saatte uykunuz gelir. Vücudumuzun ne zaman uyuması gerektiğini, nereden bildiğini merak ediyor olabilirsiniz. Veya insanların çoğunun neden akşam saatlerinde yorulduğunu. Cevap, sirka diyen ritm adı verilen kavramda gizli. Uykumuzun nasıl döngüsel evreleri varsa, uyanıklığımızın da evreleri var. Ve uyanıklıktan uykuya geçişimizin de. Sirkadiyen ritimler vücudumuzun 24 saatlik süre zarfındaki düzenli ritimleridir. Bu aynı zamanda iç biyolojik saat olarak da adlandırılıyor. Mesela bu ritimler vücut sıcaklığını yönetiyor. Vücut sıcaklığı gün içinde nasıl değişir? Öğleden sonra hafif düşüşe geçer. Akşam saatlerinde yükselir ve geceliğin azalır. Yani bu ritimler vücut sıcaklığımızı, uyku döngümüzü ve bunun gibi bir sürü şeyi yönetiyor. Gün ışığı sirkadiyen ritimler için önemli bir ipucu teşkil ediyor. Yapay ışıklar bile sirka diyen saatinizi etkileyebiliyor. O yüzden arada saat farkı olan bir yere seyahat ettiğinizde uçakların aydınlatması Genelde varış noktasındaki zaman dilimine göre ayarlanır. Böylece biyolojik saatinizi ayarlamaya çalışırlar. Ama bu saati ayarlamak zaman alır. Jetlag olduğunuzda biyolojik saatiniz der ki, hadi uyku vakti. Halbuki yeni zaman dilimine göre aslında uyanma vakti gelmiştir. O yüzden bu geçiş biraz zorlayıcı olabilir. Bu sirkadiyen ritimler yaşla da değişebiliyor çoğu çocuğun gece kuşu olması da ondan. Ama yaş arttıkça erken yatıp erken kalkma eğilimi baş gösteriyor. Sirkadiyen ritimler bazen uyumak istediğiniz halde uyuyamamanıza da yol açabiliyor. Belki pazartesiden cumaya her gün saat 6'da kalkıyorsunuz. Ve işte nihayet cumartesi geliyor. Oh! İstediğiniz kadar uyuyabilirsiniz. Yo, ama yine saat 6 sularında uyanıyorsunuz. Çünkü biyolojik saatiniz sizi o saatte uyandırmaya ayarlanmış. Yani bu saat aynı anda hem metabolizmanızı, yani vücut sıcaklığınızı, hem de uyku düzeninizi, yani ne zaman kalkacağınızı belirliyor.